Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım harikasınızdır. Bugün ne yapıyoruz sizlerle? Başak Burcu kadınlarını Mayıs ayında hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımızın bize tavsiyeleri nelerdir? Bunları yorumlayacağım sizler için. 8 tane farklı destemiz vardı biliyorsunuz ama ben bunu 2 tanesini indirdim. Hani daha sanki enerjiler sıkıştı gibi geldi bana. O yüzden de daha rahat bir enerjide olmaları için 6 farklı desteyle açmayı planlıyorum. Yorumlarınızı yapmayı planlıyorum. Ama eğer ki isterseniz yani daha fazla desteği istiyoruz. Hani şunu da ekle, bunu da ekle derseniz tabii ki de seve seve desteleri tekrardan bu tarafa alabiliriz. Evet, haydi gelin kartlarımızı karıştırmaya başlayalım. Ben kartları karıştırırken kamera sallanıyor sevgili arkadaşlar. Çünkü bağlantısı masaya bağlı. O yüzden böyle bir sallanıyor. Ben de rahatsız oluyorum. Hani size de kötü bir görüntü olmaması için uğraşıyorum ama yine sallanırsa sizden özür diliyorum tekrardan. Mümkün olduğu kadar kamerayı sallamamaya, çarpmamaya dikkat edeceğim. Evet, şöyle birazcık kenara alalım. Aşağıya doğru alıyorum. Bir Oracle karttan alalım. Bakalım ne diyecek bize Oracle kartımız. Mayıs ayınız nasıl olacakmış ve nasıl bir ipucu verecek, ne diyecek? Şöyle koydum şuraya. Katina'dan bakmıyorduk biliyorsunuz. Hadi dedim Katina'yı ekleyelim. 3 tane de Katina'dan alacağım. Hep de Huysuz Virgin'in şarkısı geliyor aklıma. Hani başka bir şey gelmiyor mu diyeceksiniz. Evet, gelmiyor sevgili arkadaşlar. Böyle de bir nedense hiç durduramıyorum beynimi, yani Katina'nın elinde makası falan sürekli. Şöyle alıyorum. Üç tane de Emotions destemizden alıyoruz. Artık desteler kendilerini bir bıraktılar sevgili arkadaşlar. O kadar çok bakım olunca bireysel açılımlarda da kartlarımız çok yıpranıyor tabii ki de haliyle. Hem de bir anda yıpranıyor böyle hiç anlamsız derecede. Evet, şöyle güzel güzel kartlarımızı açalım bakalım. İlk iki kartımız çok hoş geldi. Çok tatlı. Bu gelmek istemiyor ha. Tamam, güzel, çok güzel. Oo, harika. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi Katina sizinle ilgili bir ipucu verdi. Sizin karakterinizle ilgili. Şimdi güzel arkadaşlarım, burada diyor ki birbirinizi çok güzel yansıttığınız bir erkek var diyor. Birbirinizi çok iyi anlıyorsunuz. Buraya bir tane kart koyacağım. Buradaki durum nedir? Tamam, çok güzel birbirinizi yansıtıyorsunuz. Fakat aşağıda bir durum var. Karakterinizle alakalı. Şimdi buraya da bir tane koyacağım bakalım bu neymiş. Ve bu neymiş? Çok enteresan gerçekten. Hemen altındaki Katina'da hayatınızla alakalı ve karakterinizle alakalı bir durumdan bahsediyor. Diyor ki burada, şimdiye kadar, bu Mayıs ayına kadar bir sürü güçlüklerle, zorluklarla karşılaştın ve çok acı çektin. Psikolojik, fizyolojik, yani böyle işkence gibi, manevi işkence gibi zorluklar yaşadın. Bu da seni
bir Parsadra'ya dönüştürdü. Yani ikna edilemez bir kadın olmuşsunuz. Yani bir şeyleri sürekli sizin güvenmeniz, inanmanız gerekiyor. Ama siz asla ne güveniyorsunuz ne inanıyorsunuz. Size göre herkes yalan söylüyor. Herkes yanlış. Herkes yalancı. Peki bunu sorduk ya. Ne dedi bakalım bize? Aha işte geldi. Benimki geldi. Bakın buyurun. Haydi bakalım. Neydi bu şeytan kartı? Ne diyor? Karmalardan dolayı olmuş bu. Karma ödüyorsunuz. Sizin karmanız var. Bu nedir? Karma nedir? Ya kendiniz birinize bir kötülük yaptınız. Etme bulma dünyası. Karma dönüyor dolaşıyor size geliyor. Yani beddua gibi. Ya da atalardan getirdiniz. Atalarınızdan birisi, anne tarafınızdan, baba tarafınızdan birisi bir kötülük yapar birisine. O da ona beddua eder. Alır ahını ve o kendisi onunla helalleşmediği için, ona hani ben sana böyle yaptım, özür dilerim, kusura bakma, hakkını helal et demediği için bu karma nesilden nesile aktarılıyor sevgili arkadaşlar. Olay bu. Hani bir laf vardır, dede koruk yemiş, torununun dişi kamaşmış diye. Ne alaka değil mi? Daha çocuk değil, torununun dişi kamaşıyor. İşte bu. Karma bu. Şimdi oturup düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki benim ailemde böyle böyle bir olaylar olmuştu. Birisi birisine kötü davrandı. O da bana geldi. Hani benim zamanıma geldi. Şimdi o zaman şöyle bir, eğer ki bir helalleşmeniz varsa bu insanların çocuklarına veya torunlarına gideceksiniz. Ve diyeceksiniz ki böyle böyle bir durum olmuştu geçmişte. Belki onlar da biliyordur, bilmiyordur, bilmiyorum. Konuşacaksınız ve helallik isteyeceksiniz. Size gelmiş bir karma var çünkü burada. Ve burada çok enteresandır ki yeni bir başlangıç yapabilmeniz için karmanızın bitmesi gerekiyor. Ve o zaman kutlamalar yapabileceksiniz. Yeni başlangıç şu anda yapamıyorsunuz. Çünkü karakteriniz ikna edilemez bir kadın oluşmuş. Yani ikna edilemez bir insana dönüşmüşsünüz. Yani size birisi bir şey söylüyor. Bak işte atıyorum bugün alışverişe gittim diyor arkadaşınız. Ama sen ha diyorsun. İnanmıyorsun. Niye? Çünkü hayatında zorluklarla, güçlüklerle hep bu zamana kadar geldin. Ezildin belki. Kendini ezik hissettin. Belki aşağılık kompleksin oluştu. Olabilir. Özgüvenini kaybetmiş olabilirsin. Ama bunların sorumlusu karma. Karma ödüyorsun. Yani bu dönüyor sürekli hayatında. Bir yerde bir hata yapmışsın sevgili Başak Burcu kadını arkadaşım. Ya da benim bir kabahatim yok diyorsan o zaman atalarındaki duruma bakacaksın. Yani biliyorsunuz kalp kırmak çok büyük bir günahtır. Kalp bile kırmış olsa bir laf söyleyip o da ona içinden ah ettiyse, beddua ettiyse gitti bitti yandı yani. Sadece bu kadar da bile oluyor. Yani bunu bence iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bunu halletmeden hiçbir işiniz iyiye gitmeyecek. Koskoca şeytan kartı geldi görüyorsunuz değil mi? Buraya farklı bir şey de gelebilirdi. Hukuki bir mesele gelebilirdi. Atıyorum bir erkekten dolayı gelebilirdi. Şimdi gelelim üst tarafa. Burada hani birbirinizi çok iyi yansıttığınız bir erkek vardı ya demiştim ya. Bu erkekle bir araya gelemiyorsunuz. Çünkü bir maddi sıkıntı var sevgili arkadaşlar. Maddi sıkıntı çok 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 iyi anlaşsanız da sizi bir araya getirmiyor. Getirse de iki yabancı gibi duruyorsunuz birbirinize. İstediğiniz o aşkı, sevgiyi, güveni yakalayamıyorsunuz. Yani böyle şurada gördüğünüz tılsım beşisindeki ikili gibisiniz yani. Ama aslında çok iyi anlaşıyorsunuz. Bakın. Ne var burada? Bir karma var zaten. Bunlar ödenmeden bu durumlar düzelmez. Ne aşk hayatınız düzelir sevgili arkadaşlar, ne iş hayatınız düzelir,
Yani bir pantolon almak istersiniz, bir tişört almak istersiniz. Onda bile istediğinizi bulamazsınız. Gidersiniz, gezersiniz, gelirsiniz. Yani en ufacık şeye bile yansıyor. Onu demek istiyorum. Peki. Burada bir kadın kaynaklı ve bir şeyin gerekliliğinden bahsetti bize. Kaynak bir kadın diyor. Bu siz de olabilirsiniz ama şimdi bakacağız bakalım ne söylemiş kartımız. Bir de bu kadın olayı gerekli diyor. Çok gerekli diyor. Neymiş bu gereklilik? Ortaklık veyahut da bir araya gelmeniz. Sizin bir kadınla bir araya gelmeniz gerekiyor. Peki ne yapmalısınız bu kadınla? Bu kadınla anlaşmanız, uzlaşmanız gerekiyor. Ama en temel sebebi ise maddiyat. Aranızda bir maddi durumdan dolayı bir gerginlik oluşmuş olabilir diyor. Ama burada çok hafif veriyor bunu. Yani çok hafif bir gerginlikten bahsediyor. Aranızdaki durumu düzelmesi için bir çözüm yolu aranmış. Öyle söylüyor kartımız. Ama maddiyat temelli bir imparatoriçe enerjisi vardır tasım dokuzusunda. Olay nedir tam olarak? Bir pişmanlık, bir memnun olmamak var. Birden fazla ilahi adaletin tecelli etmesini istiyorsunuz. Birden fazla konu var aslında. En önemli halletmeniz gereken konu ne bu bayanla? Hukuki sorunlar. Ama bir de genç bir erkek çıktı şimdi burada. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi bir de bir genç bir erkek enerjisi var. Bu da arayı düzeltecek olan enerjiye benziyor. Bir hukuki mesele var burada. İki bayan arasında. Ama orta yolu bulacak. Biraz daha yaşı böyle 30 gibi. Yani 30'a kadar olan prenslerin yaşı 30'a kadardır. Şövalyelerin yaşı 35'ten ve üzeridir. 35 ve üzeridir. Yani 30, 35, 40'a yakındır. Ondan sonrası zaten kral arkadaşlar biliyorsunuz. 40 yaşından sonraki bölümde de krallar geliyor. Burada güzel bir anlaşma ve uzlaşma için arayı yapacak olan genç bir adam ve güzel bir durum var. Her şey düzelecek ama bir kişinin yardımına ihtiyacınız var. Yani bu genç erkeğin yardımına ihtiyacınız olarak görünüyor. Şimdi size birazcık daha yardımcı olmam gerekiyor bu açılımda. Bakalım başka ne söylemiş. Şunları vermiş. Emotions tarot listesinde bakın ay gelmiş ve savrulmak gelmiş. Ve tutku gelmiş. Şimdi aşk hayatınızda partnerinizle aranız çok iyi aslında temelinde güzel şeyler var. Ama savruluyorsunuz. Ve bilinçaltınızdaki korkular işliyor, uykusuz geceler, endişeler, belirsiz kalan durumların yanıtlarının bilinmemesi ve bilinmeyenin yarattığı kaygı diyor. Şimdi ben sizden şunu istiyorum. Astroloji haritanızda 12. evinizi mutlaka bir araştırın. 12. evinizde ne var sizin? Hangi gezegen gelmiş? Boş mu? Hangi burca denk gelmiş? Yoksa boş mu? 12. evinizde ne var? Ben merak ediyorum. Çünkü 12. ev astrolojide bilinçaltı ve atalardan gelen karma bunları verir bize. Buranın boşluğu veya doluluğu da ne yapıp ne yapmayacağımızın ve hayatımızda nelerin olduğunun ve nelerin olabileceğinin sinyalini verir. Bence 12. eve bir bakın. Bir de şeye bakın. Hangi eviniz boğaya denk gelmiş? Boğa burcuna denk gelmiş. Oğlağa denk gelmiş. Bunlara bakın. Bir astroloji haritanıza baktırın veyahut da internet üzerinden de ücretsiz olarak doğum haritanızı çıkartabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Buna göre yorumlarınızı yapabilirim, dilerseniz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Hani gizli olmasını istiyorsanız, görünmek istemiyorsanız yorumlar kısmında
Instagram adresimden de bana ulaşabilirsiniz. İşte 12. evimde bu var. Nasıl olabilir? Nedir, ne değildir? Bunları söyleyebilirim sizlere. Çünkü burada bir karma görünüyor. Yoğun bir karma görünüyor. Bu belki de 12. evi şifalandırmamız gerekiyor. Ya da 6. evi, ya da dediğim gibi Boğa burcuna ve Oğlak burcu burcunda hangi eviniz denk gelmiş? Hangi yıldız var? Hangi asteroid var? Bunlara bakmamız gerekiyor. Daha doğrusu siz bakın, bana söyleyin. Ben de size yorumunu yapayım ve şifalandırma işlerine de başlayalım sevgili arkadaşlarım. Evet. Şimdi sorularımıza geçiyoruz. Bir işi olmayan sevgili Başak Burcu kadını arkadaşlarım. Sizi çok da memnun etmeyecek olan bir teklif alacaksınız. Ama bir geri dönüş, bir para teklifi olabilir. Yani bir CV dönüşü olabilir. Veyahut da maaşından hoşlanmayacağınız bir iş teklifi olabilir. Veyahut da yolu uzaktır, terstir. Böyle bir şeyle karşılaşacaksınız yani, ama bir şeyler geliyor. Hiç merak etmeyin. Bir işi olanlar ise iş yerinizi sürekli idare etmeye çalışıyorsunuz. Mayıs ayında. Evet, çünkü bazı belirsizlikler var ve bilmeniz gerekenler var. İkili ikili geldi. Değnek ikilisi, tılsım ikilisi geldi. Hem para konusunda hem de iş konusunda, iş yerinizdeki durumunuzla alakalı bazı belirsizlikler var ve siz sürekli böyle dengede kalmaya çalışıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ama birazcık daha böyle bilgiye ihtiyacınız var. Bir ilişkisi olmayanlar için ise yine astroloji haritanıza bir baktırın bakalım. Aslan hangi evinize gelmiş? Aslan burcu hangi gezegeninize gelmiş? Bence büyük bir güç var burada. Oradan size bir şey verecek, ipucu verecek. Ya da Aslan burcu kadını bir arkadaşınız varsa size bir teklifte bulunacak olabilir. Sizi birisiyle bir araya getirecek olabilir. Bir söz, nişan, düğün organizasyonda bir araya gelebilirsiniz. Ve bir erkekle tanışabilirsiniz burada. Hani birilerinin aracılığıyla diyor kartlarımız. Evli olanlar, çok sorumluluk almışsınız. Artık önünüzü göremiyorsunuz. Evlilik ilerliyor gidiyor ama çok büyük sorumluluklarla gidiyor. Evet, biraz duygusal açıdan da eşinize karşı bu aralar soğuk olabilirsiniz. Soğuk demeyelim de hani böyle pek böyle yansıtamıyor olabilirsiniz. Evden eşe, işten eve, ev işleri falan, çocuklar derken böyle işinizle ilgilenemiyor olabilirsiniz elbette ki. Ama hiç merak etmeyin, çok güzel, kalıcı güzelleşmeler yaşayacaksınız Mayıs ayında. Platonik olanlar, ikilemdesiniz. Çok seviyorsunuz aslında. Çok masumca sevmişsiniz. Belki de herkesten çok sevdiğiniz bu kişiyi, platoniğinizi. Ama kalbiniz yaralanıyor. Neden? Neden biliyor musunuz? Sizden yaşça büyük bir kadın enerjisi var burada. Ya annesi, ya sizin anneniz. Ya eşi, ya kayınvalidesi, ya da sizin kayınvalideniz, ya da yaşça büyük bir abla. Bundan dolayı sizin aklınızı çeliyor olabilir bu kadın. Peki. Burası değişik bir hikaye sevgili arkadaşlar. Ex partnerini bekleyenler. Oo, Başak Burcu kartını simgeleyen Ermiş kartımız geldi. Evet. Güzel şeyler öğreneceksiniz. Ex partnerinizle alakalı size doğru gelen bir haber var. Muhakkak emeklerinizin karşılığını almak istiyorsunuz ve alacaksınız da. Değnek altılısı, tılsım yedilisi geldi. 9, 6, 7 geldi. Şimdi şöyle bir şey var sanki. Ex partnerinizle alakalı bilmeniz gereken bir şeyi aslında daha sonra öğrenmeniz gerekiyormuş. Fakat siz daha önce öğrenmişsiniz. Yani bir sıralama hatası olmuş gibi bir şey bu hayatta. Yani keşke daha sonra ve şu zamanda öğrenseydim veyahut da şu kişi söyleseydi de olabilir. Hani baştan öğrenmeniz sanki işleri bozmuş gibi geliyor bana. Ama ex partneriniz sizi seviyor, istiyor ve siz bu kişiyle zafere ulaşacaksınız. Çünkü iki tarafta ve daha çok da siz sanki diyorum emek vermişsiniz. Ve bu emeğin karşılığı olan zaferi de kazanmak hakkınız olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Evet, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Mayıs ayınızla alakalı derken neyi unutmuşuz?
Oracle kartımızı unutmuşuz. Ben niye unuttum acaba? Ve ne kadar güzel bir kartı unutmuşuz, gördünüz mü? Mutluluk. İşte bu. Zaten aynen böyle anlaştığınız birisi var. Aranızdaki karma, sizdeki karma, mutlu olmanızı, gerçek anlamda mutluluğunuzu engelliyor. Dediğim gibi, ailenizden birisi de bir hata işlemiş, bir kötü bir şey yapmış olabilir. Bu size sirayet etmiş olabilir. Çünkü neden size sirayet ediyor? Kendisi gidip helallik dilemiyor, yapmıyor bunu. Yaptığı kötülükle oturuyor öyle, ölüyor. Ne oluyor o enerji sonra yaptığı kötülük? Nereden çıktı bu kötülük? İşte şu filancanın kötülüğü. Hemen bir alt soyuna. Hadi bakalım. Onun oğlu veya kızı da ödüyor. O da mı bulamadı bunu? O da mı helallik dilemedi? Ne oluyor bu enerji? Gene havada kalıyor. Hop toruna geliyor. İşte. Torunun da çocuğu, çocuğunun da çocuğu, torunu. Böyle bu hep böyle böyle bir şanssızlık, bir şey gidiyor sevgili arkadaşlar. O yüzden muhakkak ki muhakkak helallik dilemeniz gerekiyor ve o insanı mutlu etmeniz, o insanı mutlu olduğunu, yani dilediğiniz helalliğin yeterli olduğunu görmeniz gerekiyor. Yani öyle hadi hakkını helal et, hadi ben de helal ettim deyip çat diye kapıyı yüzünüze kapatıyorsa o olmuyor yine. O kişi de inanmalı, inanarak size hakkını helal etmeli. Ne kadar ince işler değil mi? Ama karmayı bitireceksiniz bu şekilde. Bu mutluluğa erişmek istiyorsanız dediğimi yapmalısınız. Bu karmayı bitirmeniz gerekiyor. Acaba siz mi bir kötülük yaptınız? Siz mi bir kalp kırdınız? Siz mi birilerinin üstüne basıp geçtiniz? Olabilir. Bunları da bir düşünün. Yok eğer ki benim bir kabahatim yok, ben hiçbir şey yapmadım. Ama benim ailemde şöyle şöyle bir durumlar var. İşte zamanında böyle böyle olmuş falan diyorsanız gideceksiniz, o kişilerden helallik dileyeceksiniz. Durumu anlatacaksınız. Ve o kişi zaten bence sizin bu helalliğinizi kabul edecektir diye hissediyorum. Hiç olumsuz bir şey hissetmedim. Çünkü bu güzel mutluluk kartında bence yakında erişeceksiniz. Yani Mayıs ayında bu helalliği dilemeye çalışın bence. Bütün sorunlarınız kaybolacak, gidecek. Bir daha sizin soyunuzdan kimse de yaşamayacak. Düşünsenize, görüyorsunuz hani sizin çocuğunuz da aynı sıkıntıyı yaşıyor mesela. Aa bende de böyle olmuştu, şimdi onda da böyle oluyor. Hatta torununuz olur, onda da görürsünüz. Şimdi bu da olacak iş mi? Yani. İşte bunları engellemek için muhakkak helalliği dilemek zorundasınız. Ya kendi yaptığınız hatayı telafi edeceksiniz, bitireceksiniz bu işi. Ya da ailenizden gelen, artık kim ne yaptıysa zamanında, atıyorum memleketinde gitmiştir, bir kötülük yapmıştır, yani birinin koyununu, kuzusunu öldürmüştür. Hani atıyorum, yani çok absürt bir örnek verdim. Sonra İstanbul'a gelmiştir. Ama olmuyor işte. O kuzunun o ya şeyini verecek, ya bir tane daha alacak götürecek, koyun veya kuzuyu alacak o insana verecek, ya da parasını verecek. Ne kadarsa artık. Bu şekilde bu karmadan kurtulacak. Çünkü bir insanın canını yakmak, bile bile bir insana kötülük yapmak hiç hoş şeyler değil. O enerji öyle bir açığa çıkıyor ki, yani karanlığın enerjisini tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Siyahla beyaz rengi yan yana koyun. Hangisi daha baskın görünüyor? Siyah daha baskın görünüyordur şimdi. Bence öyle düşünüyorum. Ama siyah pantolonun üstüne bir damla çamaşır suyu dökülsün ve o bembeyaz olsun, o pantolonu bir daha giyer misiniz? Hayır, işte bu da aydınlığın gücü. Yani iyiliğin gücü. Hani bu şekilde düşünün. Biraz böyle çok güncel bir örnek verdim ama ne demek istediğimi bence anlamışsınızdır. Ama o siyah leke beyazın üstünde olsa o kadar da önemli değil. Ama siyahın üstündeki o beyaz leke çok önemli oluyor. İşte o pantolonu giydirtmiyor size. Öyle değil mi? İşte o yüzden içinizdeki kötülüğü def etmeniz gerekiyor. Veyahut da atalarınızdan gelen bu kötülüğü başınızdan def etmeniz gerekiyor. Göreceksiniz, hem siz, belki hala anneniz babanız veya dedeniz yaşıyorsa ondan bile bir şeyler gidecek.
Yani onun üzerinden bile negatif enerjiler gidecek. Belki bir hastanız var, farkında değilsiniz hani karma ödediğinin. Ne bileyim belki kötü olaylar yaşadınız ve sürekli yaşıyorsunuz. Bir anlam veremiyorsanız eğer bu dediğimi yapmalısınız bence. Ve hepinizi kocaman öpüyorum. Çok güzel bir Mayıs ayı geçirin inşallah ve karmalarınızdan da kurtulun. Son olarak bir tane kart seçeceğim sizlere. Bu karmadan Mayıs ayında çoğunuz cesaret edip karmasından kurtulacak mı? Helallik dileyecek mi diye. Dolunay zamanına dikkat. Ay tutulması veyahut da güneş tutulması var mı? Mayıs ayında o güne de dikkat. Mayıs'ın 8'ine de dikkat. Birçoğunuz bir şeylerden vazgeçeceksiniz. Bilerek, isteyerek vazgeçeceksiniz ve yolunuza devam edeceksiniz. Olarak geldi. Bilmiyorum. Ya bu karmik döngüyü bitirmek adına vazgeçeceksiniz. Hani ben istemiyorum, ne hali varsa görsün diyeceksiniz. Hani ben uğraşmayacağım. Ya kim uğraşırsa uğraşsın. Kim temizlerse temizlesin diyeceğiniz bir Mayıs ayı olacak. Ya da bu karma sizden gidecek sevgili arkadaşlar. Seçim size ait. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Haziran ayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.